Modlumuz'dan herkese merhaba. Şimdi geçen dersimizde anlattığım bir kasnak çalma hadisesi vardı. Onun üzerine ondan önce anlattığım finger grip ile alakalı bir çalışma yapacağız. İkisini birleştireceğiz diyebilirim aslında. Bir kasnak patern çalmıştık hatırlıyorsanız. Ne olduğu çok önemli değil. Trompet yerine kasnak vurun yeter. Dikkatli olanlar anlayacaktır. Hocam, bageti düz değil, ters vuruyorduk kasnağı diye. Evet, hemen ters çeviriyorum. Sizi deniyorum. nasıldı? Böyle sound'umuz daha düzgün çıkıyordu. Değil mi? Evet. Şimdi finger grip'te çaldığımız bazı şeyleri daha yumuşak, daha süratli, yorulmadan çalabilmek için kullandığımız bir teknik finger grip. Nasıl yapıyoruz? Hatırlıyorsanız bileğimiz çok fazla hareket etmiyordu ve German grip'ten, marching grip'ten ziyade bileğimizi ters çevirip, ters de değil tabii, şöyle değil, bileğimizi dik konuma tutup şu şekilde sadece parmaklarımızı hareket ettiriyorduk. Şimdi bunu 1-8-2-16'lık 2-16'lık bir 8'lik ve kasnakla beraber çalalım. Önce sadece 2-16'lık bir 8'lik ve kasnaklı trompet. Şimdi bunu normal marching grip çalamaz mıyım? Tabii ki çalarım. Ama bir yerde bence kontrol zorlaşacak ve bunun olmasını istemiyorum. Daha kolay bir kontrolle daha süratli çalmak istiyorum. Şimdi zor bir enstrümanla çalıyorum. Bu değişik bir hi-hat biraz. X-Ray Random hi-hat İstanbul'un. Delikler olduğu için her yerinde delik olmayan yere vurmak zorundayım. Şimdi onu yapmaya çalışalım. Right'ta da diyelim. Özellikle bileğimi oynatmadan sadece parmaklarımla neredeyse patern çalıyorum. Şimdi bir şey yanlış anlaşılmasın. Parmağımı asla serbest bırakmıyorum. Yani 3. 4. parmaklarım bagetin üzerinde yine. Şimdi yine bunu kullanarak hem trompetle hem kasnak çalımıyla alakalı bir patern çalacağım. Dümdüz bir şey. Eminim çalabileceksiniz. Biraz hızlanalım. Thank you.
Şimdi iki elinizin de bu esnek, yumuşak hareketi yapabilmesi önemli. Sol elinizle mümkün olduğu kadar bu notaları çalmaya alıştırırsanız bu tekniklerle sağ elinize o kadar yaklaşır. Şimdi yine farklı enstrümanlarla dinleyelim. Arada teknik değiştiriyorum. Bakın bunlara ihtiyacınız olacak. Çünkü bilek hareketiniz, bilek daha büyük bir eklem olduğu için seri bilek hareketleri sizi yoracaktır. Yorulduğunuz zaman duramayacağınıza göre çalarken teknik değiştireceksiniz. İşte kasları, eklemleri, refleksleri buna göre sürekli geliştirip, çalışıp yorulmanızı minimuma indirip tekniklerinizi geliştirerek ve değiştirerek çalım esnasında daha rahat bir çalım elde edebilirsiniz. Motto Müzik'ten bu derslikte bu kadar. Neyi anlattık? Finger grip ile yüksek tempolarda hem kasnak çalımını hem trompet çalımını teknik değişikliklerini anlattık. Bu niçin önemli? Dediğim gibi yorulduğunuz zaman tekniğinizi değiştireceksiniz ve çalmaya devam edeceksiniz. Bu sizin performansınız ve gelişiminiz için çok önemli. Lütfen takipte kalın. Görüşürüz.